AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ depreminin yaralarını hızlıca sardıklarını belirterek hedeflerinin 20.697 konutu hak sahiplerine kazandırmak olduğunu söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmalar ve gelinen noktayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ tarihinin en büyük afetini yaşadıklarını ifade eden ağır deprem olduktan sonra henüz birkaç saat geçmemişti ki bakanlarımız Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Elazığ'a varmıştı. Depremin hemen sabahında Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelerek yıkılan binaları yerinde incelemiş ve ilk ağızdan talimatlarını vermişlerdi. Tüm acil yardımlar sağlanırken diğer yandan da gerek Elazığ'da görev yapan Gerekse de bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla ilimize gelen çevre ve şehircilik personelleri hızlı bir şekilde hasar tespitlerine başladı dedi. Milletvekili Zülfü Tolga Ağar bugüne kadar yaklaşık 8 binin üzerinde konutun teslim edildiğini ifade ederken, yıl sonuna kadar hedefimiz 20.697 adet konutu hak sahiplerine kazandırmaktır. Yine afet konutu çalışmaları kapsamında 13 adet okul, yurt ve 12 adet camimizin yapımı devam etmektedir. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakanımız Murat Kurum, Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm uygulamasını Elazığ'da başlattı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir doğal afet sonrası devlet bu kadar hızlı bir şekilde organize olarak harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır ülkemizin geldiği seviyeye seviyeyi Elazığlılar olarak tecrübe ettik diye konuştu. 19 yılda AK Parti iktidarıyla Elazığ'a çok sayıda hizmet geldiğini vurgulayan Ağar, toplamda Elazığ'a 14 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım sağlandı. 12 binin üzerindeki projede yer alan tarım, enerji, ulaştırma, konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu yatırımlarının toplamı 13 milyar TL'nin üzerinde, yardım, destek ve hibelerin toplamı ise 1 milyar TL'yi aşmış bulunmakta diye konuştu.